yarın bizimle buluşacağı günün buluşmayı engelleyecek sıkıntısı olarak birbirimize silah doğrultmamızı hatırlatmayı veda konuşmasında da ihtiyaç olarak gördüyse, biz bugün ve yarın kıyamete kadar bütün Müslümanlar olarak belki de ilk düşünmemiz gereken, bir Müslümanın üzerime sıçramış kanı ve hakkı var mı endişesi olmalıdır. Çünkü Peygamber aleyhisselamın en son konuşmasının ilk endişesi, birbirimizin haklarını çiğneyerek Rabbimize gitme tehlikemizdi. Biz bu tehlikeyi şu anda hissetmiyor olsak bile, kendi rahatımızdan dolayı, o bugünleri ve yarınları Allah'ın göstermesiyle gördüğü için bir tehlike olarak bunu bize ikaz etmiştir.